Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok mu çok güzel ve yapımı da çok basit bir tatlı yapacağım. Tatlımızın ismi Hira tatlısı. Eminim duymuşsunuzdur. Ama bir de benim tarifimle denerseniz çok sevinirim. Eminim çok beğeneceksiniz. İlk önce şerbetimizi kaynatmakla başlayacağız. Bunun için 2 su bardağı şekerimi tencereme koydum ve üzerine 2 su bardağı suyumu ekliyorum. Ocağımı şerbetime alacağım ve kaynatmayacağız şerbetimizi. Karıştırarak şekerimizin erimesini bekleyeceğiz. Eridikten sonra ocağımızdan indireceğiz ve soğumaya bırakacağız. Sadece şerbetimize bu işlemi uygulayacağız. Tatlımız için malzemelerimiz 1 su bardağı un, 1 su bardağı irmik, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 tane vanilya ve 1 tane de kabartma tozumuz var. Malzemeleri çok az ama çok lezzetli bir tatlı. Şimdi ilk önce yumurtamızı koyalım. Evet, şimdi yoğurdumuzu ekleyelim. Ve sıvı yağımızı. İsterseniz kaşık yardımıyla da karıştırabilirsiniz ama ben elimin lezzetine değmesini istiyorum. Bu şekilde iyice karıştıralım. Cıvık bir hamur olacak, katı olmayacak. Şimdi irmiğimizi katalım. Şimdi de unumuzu katalım. İyice harmanlayalım hamurumuzu. Çok çok basit bir tatlı. Eminim kolaylıkla yapacaksınız. Evet, en sonda vanilya ile kabartma tozumuzu ekleyelim. Ve tekrar güzelce hamurumuzu yoğuralım. Evet, hamurumuz hazır. Bu şekilde. Bakın cıvık, ele yapışan bir hamur. Bu kadar. Evet, hamurumuz hazır. Ve bu şekilde elinize, bakın, bu büyüklük yeter. Yuvarlıyoruz. Ve daha sonra irmiğimizi bulayacağız. Bu şekilde. Tekrar alalım ve tekrar yuvarlayalım. Ve tepsimize bu şekilde dizelim. Gerçekten çok basit, herkesin yapabileceği bir tatlı. Tekrar ilmeği buladıktan sonra düzeltmeyi unutmayalım ve tepsimize bu şekilde yerleştirelim. Evet, tatlarımız fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımda pembeleşinceye kadar pişireceğim. Tatlılarımız piştiler. Şimdi tatlılarımız çok sıcak olacak. Fırından hemen indirdikten sonra soğuk şerbeti üstüne dökeceğiz. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Evet. Bu şekilde şerbetini dökelim. 1-2 saat şerbetini çekmesini bekledikten sonra servise hazır hale gelecek. Eminim çok ama çok beğeneceğiniz bir tatlı olacak. Ve iftar sofralarınıza yakışan bir tatlı olacak. Evet, tatlımız şerbetini çekmiş. Görüntüsünü görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem ötesi. Ve çok basit. Çok güzel bir tatlı. Eminim yaptığınızda siz de çok beğeneceksiniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.